Merhaba, ben Gökhan Sığırcı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizlere çok teşekkür ederim destek verdiğinizden dolayı ve videomu izlediğinizden dolayı. Şu anda videomu izliyorsanız, abone değilseniz lütfen arkadaşlar abone olun. Yorumlarınız varsa yorum kısmına bırakın ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız. Eğer bana sorularınız olursa Instagram'dan yazarsanız onlara daha personal bir şekilde cevap verebilirim sizlere. Genelde herkese cevap atıyorum. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuzdan hemen birazcık bahsedeyim. Bildiğiniz gibi bir önceki videolarımda şeyden bahsetmiştim. Erasmus nasıl hayatımı değiştirdi? Nasıl Erasmus sayesinde Amerika'ya gittim? Nasıl gidersiniz? Hani Erasmus'un sizlere katkılarından bahsetmiştim. Bu videoda da şeyden bahsedeceğim. Neden Bragança, Portekiz'in Bragança şehrini seçtiğimden bahsedeceğim. Çünkü onlarla ilgili birkaç soru gelmişti. Portekiz'de hani hangi şeyde okuduğuma dair, şehirde okuduğuma dair birkaç soru gelmişti. Dedim hemen öyle küçük bir video yapayım dedim onunla ilgili. Neden Bragança'yı seçtim arkadaşlar? Birincisi, şehirler, üniversiteler sizin üniversitenizin anlaşmalı olduğu şeylere bağlı, şehirlere bağlı. Mesela bizim üniversite, Sakarya Üniversitesi'nin anlaşmalı olduğu yerler Porto vardı, Coimbra vardı, Bragança vardı arkadaşlar. Ben neden Bragança'yı seçtim? Çünkü ana sebeplerinden biri arkadaşlar, ben Erasmus'u 4. sınıfta yaptım. O yüzden hiçbir dersten kalmak istemiyordum. Yani çünkü eğer bir dersten kalırsanız tekrardan Türkiye'ye dönmem gerekecek. Ve o derse yaz okulu ya da yaz okulu yoksa, muhtemelen zaten yaz okulu vardı bizim okulda da, bazı üniversitelerde yaz okulu olmuyor. Eğer yaz okuluna gidemiyorsanız bir dönem beklemeniz gerekecekti falan filan. O yüzden ben dedim ki bir yere gitmek istiyorum. O gittiğim yerde de bütün dersleri geçmem lazım. Çünkü 4. sınıfım, alttan ders vermemem lazım. Direktmen geçip Amerika'ya dönecektim. Sebeplerinden biri buydu. Çünkü 4. sınıftan mezun olur olmaz, Bragança'dan, Portekiz'den, o yazın Amerika'ya dönecektim. Eğer alttan ders kalsaydı arkadaşlar, Amerika için vize alırken vize memuru diyebilirdi, alttan dersin var, hayırdır, ne ayaksın falan filan. Hani sorunlar çıkar diye şey yapmıyordum arkadaşlar. Onu garantiye alabilmek için Bragança şehrini seçtim. Neden Bragança'yı seçtim? Çünkü oradan birkaç arkadaş vardı ve onlar demişti ki, eğer Bragança'ya gidersen birçok dersi sorunsuz bir şekilde geçersin, rahat bir şekilde. Sadece presentation falan yaparsın, hani sunum falan yaparsın. İngilizcen de biraz iyiyse, hocalarla aran iyiyse dersleri çok rahat bir şekilde geçersin. Ve ana sebebi buydu arkadaşlar. O yüzden Bragança'yı seçtim. Ve hakikaten oraya gittim arkadaşlar. Bütün dersleri arkadaşların dediği gibi çok kolay bir şekilde geçtim. Sorunsuz bir şekilde geçtim. Hatta üniversite yıllarım içerisinde en iyi yaptığım ortalamayı Portekiz'de yapmıştım arkadaşlar. Çünkü biz Erasmus öğrencisiydik. Bizlere falan bayağı tolerans sağlamışlardı. Kolay bir şekilde dersleri geçip sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye geldim. Nisan ayında vize görüşmesine girdim Amerika için, çünkü o yazın Amerika'ya tekrardan dönecektim. Arada baktılar transkribime falan, dersler çok güzel. Vizemi aldım, üniversiteden tekrardan Portekiz'e döndüm. Üniversiteden mezun oldum, belgelerimi alıp Amerika'ya döndüm arkadaşlar. Yani işin açıkçası şu, niye seçtim? Çok kolaydı, derslere geçmek çok kolaydı, o yüzden orayı seçtim. Ve hakikaten de öyle oldu. Birkaç arkadaş vardı. Porto'yu seçti, Lisbon'u seçti. Orada biraz arkadaşlar büyük üniversiteler olduğundan dolayı, şöyle düşünün. İstanbul'da okuyorsunuz ya da ODTÜ'de falan, Boğaziçi'nde. Adamlar ne kadar da Erasmus öğrencisi olsanız çok bir tolerans sağlamıyorlar. Bir şekilde dersleri hakkıyla geçmeniz gerekiyor. Ve o da biraz zor. Çünkü Erasmus'un mantığı ne abi genelde? Mantık şu: o ülkeyi keşfetmek, o dilleri öğrenmek, Avrupa'yı gezmek. Hani amaç bu. Amaç %90, %80 oturup ders çalışmak değil açıkçası. Çünkü bu zaten bu bir exchange, bir kültürel değişim programı arkadaşlar. Direktmen hani gidip orada %100 ders çalışıp derslerinizi geçip ana mantığı bu değil. O yüzden ben biraz daha derslerin esnek, üniversitenin daha bir esnek olduğu bir yer seçip kolaylıkla geçmek istediğimden dolayı Portekiz'i seçtim. Ve çok da mutluyum arkadaşlar. Şimdi eğer Erasmus'a gitmek isteyen olursa, bu onlara umarım güzel bir fikir vermiştir. Eğer Almanya, Hollanda, İtalya falan, İspanya, Portekiz, bu tarz ülkeler varsa ve tamamıyla bu yapmak istediklerinize de bağlı. Eğer diyorsanız ki
Ben work and travel'a gitmeyeceğim. Türkiye'ye geri döneceğim. Benim için not ortalaması çok önemli. Akademisyen olacağım falan diyorsanız o ayrı. Ne yaparsınız o zaman? Giderseniz bir üniversiteye hakkıyla geçersiniz. Ya da ne bileyim kolay olur, zor olur. Artık o sizin tamamıyla ne yapmak istediğinize bağlı olan bir şey. Benim amacım neydi? 4. sınıfta yapıyordum Erasmus'u ve benim bütün derslerden geçmem gerekiyordu Amerika'ya gidebilmem için. Mezun olabilmem için. Çünkü alttan ders bırakmak istemiyordum. Çünkü Amerika'ya gittiğimde ben geri zaten dönmek istemediğimden dolayı. O yüzden üniversite diplomamın elimde olması gerekiyordu. O yüzden derslere geçmem gerekiyordu. Velhasıl kelam arkadaşlar, ben bu şekilde seçimimi yaptım. Erasmus'ta Portekiz'i seçtim. Size de umarım küçük bir fikir vermiştir bu video. Şöyle arkadaşlar var, İtalya'ya gidiyorlar mesela. Bazı dersler tamamıyla İtalyanca. Adamlar hiç esnek değil. Diyor ki İtalya'da derse İtalyanca, geçersen geçsin, geçemezsen yapacak bir şey yok. Böyle ülkelere giderseniz, zor şehirlere giderseniz adamlar kendi sınavından tabi tutuyorlar. Geçemezseniz kalırsınız, kalırsanız Türkiye'ye dönüyorsunuz. Paşa paşa o dersleri tekrardan almak zorundasınız. O yüzden seçeceğiniz ülkeyi arkadaşlar çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yapacaklarınıza da bağlı. Bugünkü konumuz buydu. Çok uzatmayacağım demiştim zaten. Bununla ilgili sorularınız olursa yorumlarınızı yapın. Cevap vereceğim. Instagram'dan takip edip kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Umarım bir nebze de olsa size bir fikir vermiştir. Neden Portekiz'i seçtim? Ya da niye seçeceğiniz şehir, ülke çok önemli. Umarım küçük bir idea, küçük bir fikir vermiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Ciao.